Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi. Bunlara rağmen, bütün bu yoğunluğa rağmen zaman ayırarak bizlere geldiğiniz için, bize onur verdiğiniz UNESCO Genel Sekreterliği için aday olan çok değerli bir dostumuz. Kısa listeye. Çin'den Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Kanada'ya, Mısır'dan Kore'ye kadar dünyanın dört bir tarafından eğitim gönüllüsü arkadaşlarımız bugün bizlerin arasında. Ve biliyorsunuz ki üniversiteler kurulduğu günden itibaren günümüze kadar birçok değişim geçirmişlerdir. Bu değişim süreci içerisinde üniversitelerin misyonları, üstlendikleri görevleri de zamana göre, günün şartlarına göre arz ve talep dengeleri doğrultusunda değişim göstermişlerdir. Kuruluşlarına baktığımız zaman sadece bilgiyi aktaran veya bilgiyi muhafaza eden bir misyonla ortaya çıkan üniversiteler, birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimleriyle beraber bu misyonlarını değiştirmişler. İşin içerisine bilgiye yeni bilgiler katmak, işin içerisine araştırma geliştirme faaliyetleri katmak, üçüncü sanayi devrimiyle beraber de hepimizin bildiği gibi sanayi ve sektörle işbirliği içerisinde üniversitelerdeki bilgi birikimini eş zamanlı olarak toplumun hizmetine sunmak kavramları ön plana çıkmıştır. Devlet ve Kültür Bakanımız Sayın Kavari, kendileri belki arkadaşlar, akademik dünyanın kıymetli temsilcileri, değerli gençler, 53 ayrı ülkeden gelen değerli bilim insanlarına, değerli akademisyen. 2011 değil mi başkanım? 2011 yılında kurulan DEİK Eğitim İş Konseyimiz, Eğitim Ekonomisi İş Konseyimiz, rekabetin çok fazla olduğu küresel eğitim sisteminde ülkemizin konumunu güçlendirmeyi amaçlarken eğitime bağlı ekonominin de canlanmasını hedefliyor. Bu konuda iddialıyız. Biraz evvel son rakamda Sayın Bakanım'dan aldım. 183 üniversitemizin bugün itibariyle dünya standardını yakaladığını görmek bizleri mutluluk veriyor. Ancak değişim ve dönüşüm sürekli devam ediyor. Standartlarda çıta sürekli yükseliyor. Bizler de bu standartları yakalamaya çalışan değil, eğitimde yeni standartlar oluşan, yeni seviyeler oluşturan, çıtaları yükselten bir pozisyon olmak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Bakanlar, Başkanlar, sevgili meslek. Yüksek öğretimde tüm dünyada hala daha fazla yüksek öğretime katılma için büyük bir çaba var. Türk yüksek öğretim sistemimize de benzer şekilde Türk yüksek öğretim sisteminde şu an 7 milyonu aşmış öğrencimiz var. Dolayısıyla ama bir fark var. Geçmişteki süreçlerle karşılaştırıldığı zaman tüm dünyada artık nicel boyuttan daha çok nitel boyutun önde olduğu, daha aileler boyutunda, öğrenci boyutunda, yönlendiriciler boyutunda daha nitelikli bir eğitim almak için bir arayış var. Bunun en iyi göstergesi ülkemizde. Şu an devlet üniversitelerimizde kayıt ücreti yoktur. Eğitim ücretsizdir ama buna rağmen kontenjanlar boş kalabilmektedir.